Malumunuz kutlu doğum haftasına girmiş bulunmaktayız. Pazar günü Efendimizin doğum günü şerifi inşallah. Miladi takvime göre, hicri takvime göre özür dilerim. Rabiülevvel ayına girdik. Efendimizle alakalı, bu ayla alakalı konuşmak, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günüyle alakalı gerçekten kardeşlerim konuyu böyle açmalarında da ben sevindim. Biliyorsunuz önümüzdeki pazar günü inşallah Mevlid-i Şerif. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kainatı şereflendirdiği, evet, gün inşallah, gece ve gün elhamdülillah inşallah. Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini bilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Tabi bu Mevlid-i Şerif'le alakalı, yani Peygamberimizin doğumuyla alakalı, doğum günüyle alakalı çok kıymetli, çok değerli, çok lazım. Onlardan da bahsetmek lazım. Ama benim asıl konum şurası. Bir Müslüman. Bugünkü bizim haftamızın konusu aslında, evet, Müslüman korkak olmamalı. Aslında haftanın konusu bu. Bütün TMTV'de Müslüman korkak olmamalı. Evet, konular bunun üzerine konuşulmadı. Ben de Resulullah'ın bu konusuyla alakalı, ben bu konusuyla alakalı değerlendirme yapmak istiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Konumuz bu zaten. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumu çok kıymetli. Evet, onu zaten inşallah ileriki günlerde zaten anlatılacak. Peygamberimizin hayatının her an mükemmel, her şey mükemmel, örnek bir insan. Örnek ve önder bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ben bu Müslüman korkak olmamalı ifadesi çerçevesinde, bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik geldiğinde bir kişiydi. Sonra Hatice annemiz kendisine iman ediyor ve mücadele devam ediyor. Mücadele devam ederken öyle çok rahattı, huzurluydu, hiç sıkıntı çekmiyordu, öyle bir şey yok. Sözlü, her türlü sözü işitti. Her türlü ama. Yani bir tane, iki tane, üç tane falan demiyorum size, dikkat edin. Aklınıza ne kadar sözlü ne kadar laf geliyor, ne kadar hakaret varsa, ayet-i kerime bu. Benim gerçekten ağza alınmayacak ifadeleri ben söyleyemem onlar ama Mevlamız söylemiş diye söyleyeceğim. Şair dediler. Mecnun dediler. Yani Mecnun biliyorsun Türkçesi deli, Allah muhafaza. Kahin dediler. Sihirbaz dediler. Yani aklınıza ne geliyor o günkü şartlarda? Hepsini söylediler yani Resulullah. Yani sözlü olarak Resulullah'a her türlü mahalle baskısını yaptılar. Bakın şurası önemli. İslam bir anda, hocam bir anda zaten toparlandılar. Bir anda İslam Müslümanlar çoğaldı. Bir anda işte 40 kişi oldular, 50 kişi. Değil, öyle değil. 6. yılda ancak 40. kişi oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman oluşu 6. yıl. Dikkat edin. Bu ne demek? Yani 6 yıla kadar hep zaten tebliğ gizliydi zaten. Ama netice itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir mahalle baskısı vardı yani. Sözlü her türlü. Bunun yanında fiili olarak Efendimizin boğazını sıkmalar, başına develeşi koymalar, her türlü fiili hareketler, oluşumlar, olmayacak şeyler. Sonra aç bırakmalar. Yani her şeyi denediler. Hakkında alınan ölüm kararı, hicrette biliyorsunuz, ölüm kararı aldı hakkında yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i başından sonuna kadar hiçbir şey ne yapmadı? Hiçbir şey değiştirmedi yani. Ya bunu böyle idare edelim yapmadı yani. Devam. Hiç asla ve asla korkaklık ne yapmadı göstermedi. Örneğimiz ve önderimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani endişelenmek veya korkaklık veya buna benzer hiçbir şey. Niye? Rabbi ile öyle bir beraberliği yakaladık, öyle bir beraberliği vardı ki Mevla ile. Evet, imanı o kadar güçlüydü ki bizim onu tarif etme şansımız yok. Ama bak hiçbir şekilde yani. O yüzden bir Müslüman bugün, ben bu tarafını işlemek istiyorum. Normalde tekrar ediyorum, doğumunu da anlatabilirim ama doğumunu zaten ileriki günlerde ne yapacağım? Anlatacağım. Bu haftamızın konusu benim şu anda burası. Yani bir insan korkak Müslüman olmamalı. Peki Peygamberimiz aç kaldı mı? Aç kaldı. Aç kaldı ya. Geldi sahabe dedi ki ya Resulallah burası önemli. Çok önemli. Üzerinde duruyorum ben bu ifadenin. Çünkü yani bazen insan gerçekten izzet ve şerefi için, evet, davası için belli şeyleri yapmalı? O fedakarlıkları bulmalı. Fedakarlıkların lezzetini almalı. Öyle sadece sen söyle
kuru ifadelerle konuş, icraatlara geldiği zaman yoksun. Böyle olmaz ki ya, bir Müslüman böyle olmaz. Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Yeri geldi, aç kaldı. Ve sahabe geldi, ya Resulullah açız dediler. Karınlarındaki açlığa, karındaki taşları gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir açtı, bir baktılar ki iki tane peygamber taş bağlamış. Şimdi ne desinler, söylüyorum ben size. Şimdi düşünsene bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, iki tane taş bağlamış. Sahabe geliyor diyor ki ya Resulallah açız diyor. Ve giymiş oldukları kıyafeti bir kaldırıyorlar. Karınlarındaki taşı gösteriyorlar yani. Bir tane taş. Resulullah ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? İki taş gösteriyor. Ne diyebilirler? Niye? Çünkü Resulullah, çünkü onlara ne? Örnek ve önden. O yüzden dolayı bak, aç kalmaktan veya düşman korkusundan veya mahalle baskısından, o ne der, bu ne der, kim ne derse desin. يَخَافُونَ فِي سَبِيلِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ الْاَمَّتَاهِ Allah yolunda mücadele ederler. Hiç kimsenin azarlamasından ne yapmazlar? Korkmazlar. Mahalle baskısından asla korkmazlar. Şimdi bu hafta, önümüzdeki geçmiş olduğumuz hafta köydeydim. Cuma'da bir hoca efendi, kuyumuzun hocası, sen söyle, kürsüye bir çıktı Cuma'da. Ben de o anı girdim, bir baktım o kürsüde. Allah inanırsın abi, o kadar mutlu oldum ki, nasıl biliyor musun? O hoca efendi gerçekten Kur'an ve sünnet ölçülerinde cemaatin gözünün içine baka baka, ölçü asla ama şey, Kur'an ve sünnet ölçü ama hiçbir şeyi bırakmıyor. Ya yani her şeyi şak 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 öyle güzel söylüyor ki. O kadar hoşuma gitti ki, oh dedim ya. Hakikaten dedim ya, her şeyi çok rahatlıkla ne yapabilen, söyleyebilen hocalarımız var ya. Rahatlıkla anlatan, rahatlıkla söyleyen. Şimdi sen FMT ekranlarında, ben orada söyledim. Hutbeye beni çıkarttı. Hutbeye sen çık. Kürsüde oydu. Hutbeye sen çık dedim ona. Neyse. Aslında ben onun çıkmasını daha çok istedim yani. Niye? O kadar şey yapıyor ki. Sen o kadar net. Tak 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 tak. Yani bu köylümmüş. Biliyorsun köylerde böyle şeyler önemlidir yani. Köylünün karşısına geçip de pat 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 her şeyi rahat rahat söylemek. Kolay bir iş değil yani. Ben neyse çıktım şeye, hutbeye. Dedim ki vallahi dedim, ben dedim hocamızı tebrik ediyorum dedim ya. 10 numara dedim, kürsüde şak 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 her şey mükemmel söylüyor. Ben dedim FMTV ekranlarında biz başladık dedim. Ne oldu? Aman oraya girme. Niye? Ya işte siyasete karışmış olsun. Aman buraya girme. Niye? Bir takım insanlar kızı. Aman tesettüre dokunma. Niye? Tesettürsüz kardeşlerimiz darılıyor. Aman şunu elleme. E kardeş ne yaptık ya biz o zaman? Oradan kes, buradan kes, oraya dokunma, buraya dokunma, şunu yapma, bunu yapma. Bu nasıl olacak ya? O yüzden gerçekten çok etkilendim. Ama bak peygamberimizin hayatına baktığımızda, bak peygamber hayatında, peygamberimiz kendisine peygamberlik geldikten sonra tek kişi de olsa, 10 kişi de olsa, 40 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa hiç fark etmez. Davasından asla ne yapmamış? Vazgeçmemiş. Hiç vazgeçmemiş. Hatta Huneyn'de anlatırlar. Huneyn. Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e, Abbas, İbni Abbas radıyallahu anh, yani Abbas radıyallahu anh, peygamberimiz amcası Hazreti Ali anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'de biliyorsunuz bir ara bir geri çekilme meselesi oldu. Bazı sahabe biraz geri çekilme meselesi oldu. Peygamberimiz diyor, atları diyor biz dizginlerini zor tutuyorduk diyor yani. Niye? Peygamber ileri ileri gidiyordu yani. Hiç fark etmez yani. Yani o yüzden dolayı, yani baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiili olarak bütün olaylara maruz kaldığı halde, sözlü olarak bütün olaylara maruz kaldığı halde, açlıkla alakalı bütün olaylara maruz kaldığı halde, hatta mal dağıtımıyla alakalı, Hatice annemiz çok zengindi. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün servetini açtı ve Peygamberimiz onu İslam yolunda öyle kullandı ki gerçekten hiçbir şey kalmadı diyebiliriz yani. Bak buna rağmen kesinlikle ne kaygısı yoktu, acaba kaygısı yoktu. O yüzden bugün Müslüman hepimiz yani. Arkadaşlar gerçekten çok önemli. Yani öyle kalkıp da kafirle mücadelede veya dinle alakalı çalışmalarda, fedakarlıklarda kesinlikle ve kesinlikle ne yapmamamız lazım?
zerre kadar korkaklık göstermememiz lazım. Bir Müslümana korkaklık ne yapmıyor? Yakışmıyor. Hatta Mevla Teala Rabbani, yani Allah adamlarından bahsederken gevşeklik göstermezler. Tekrar ediyorum, ne yapmazlar? Bak, Rabbani, Allah adamlarından bahsederken gevşeklik göstermezler. Zafiyet göstermezler. Bak, yani tembelliğe müsaade yok. Zafiyet göstermeye de müsaade yok. Hani biz zayıfız. Nasıl zayıfsın? Nasıl zayıfsın? Allah'la olan zayıf olmaz. Allah'la olan ne olmaz? Halid bin Velid radıyallahu anh diyor ki Hazreti Ömer'e, o 60 bin kişilik ordu geliyormuş. Hazreti Ömer diyor ki, ya Halid, 60 bin kişilik ordu geliyor. 60 bin kişilik ordu geliyor. Ne diyorsun diyor. Diyor ki, ya Ömer, ben Resulullah'tan duydum. Kendinde Kur'an olmayan, zikir olmayan ölüdür. Emret tek başıma onlara meydan okuyayım. 10 kişiden 5 kişiden bahsetmiyorum ya, 60 bin kişilik ordu. Emretti tek başıma onlara. Niye? Onları ölü görüyorum karşımda diyor. O yüzden yani böyle bir gerçekten olaya sahip çıktılar. Bu şekilde şuurlandılar. Bu şekilde olaya ne yaptılar? Gerçekten benimsediler. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, FMT ekranlarını seyreden herkese söylüyorum. Bütün kardeşlerime söylüyorum. Bütün büyüklerimize, ufaklarımıza söylüyorum. Ne olur lütfen ve keremen. Kesinlikle hiç olmazsa biz en azından dilimizi kullanalım. En azından yani hakkı söyleyelim. Batıldan insanları uzak tutmaya çalışalım. Evlatlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza, ahbaplarımıza mutlaka ve mutlaka kesinlikle onlara en azından İslam'ı söyleyelim, anlatalım, bildirelim. Yani bu konuda asla insan korkak olmamalı. Olmamalı. Ama ben açık açık söylüyorum bak. Şimdi çoğu konularda aman oraya dokunma. Niye? Siyasete bulaşmışsınız. Aman şuraya dokunma. Niye? Bunu işte FM TV'nin bir kısmı ne yapıyor? Dokunmuyor. Yani böyle bir gerçekten enteresan bir durumdayız. Rabbim inşallah bu durumdan bizleri de kurtarır inşallah. Gerçekten hakkı haykıranlardan, hakkı en güzel şekilde konuşanlardan olmayı Rabbim hepimize ikram etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tarafını almaya çalışacağız inşallah. Bu tarafını, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, hicret esnasında Peygamberimizin etrafında peşinden neler geldi, neler. Bütün teröristler, o günkü şartlardan, teröristlerinden tut, hırsızlarından tut, ondan sonra yol kesicilerinden tut. Hepsi peygamber peşindeydi ama Efendimiz devam diyor, devam diyor, devam diyor Hazreti Ebu Bekir'e. O yüzden Rabbim inşallah Resulullah'ın bu ahlakını da güzel yaşamayı yaşatmaya hepimize ikram etsin, ihsan etsin diyorum. Evet, doğum günü de geliyor. Onu da inşallah hep beraber ne yapacağız? Yine yapmaya çalışacağız inşallah, kutlamaya çalışacağız. Ama velakin şunu söylüyorum. Ben bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle bu tarafını yapmamız lazım. Yani yalnızken de, 10 kişiyleyken de, 40 kişiyle fark etmez. Yani ne kadar olursa olsun Efendimiz asla davasından vazgeçmemiş. Bütün azalarından kanlar geldiği halde Taif'te Efendimiz'i fena taşladılar. Fena. Kan geldiği halde geldi Cibril Emin, gök meleğiyle beraber, ya Muhammed emret, bunlara kuyuslarını bunların başına geçirelim. Efendimiz dedi ki, olmaz. Allahümme affirli kavmi fe innehum la ya'lemun, olmaz dedi. Kavmin bilmiyor, Allah'ım onları affetsin dedi. O yüzden yani kısacası güzel insanlar, kıymetli insanlar, insan davası için her türlü fedakarlığı ortaya koymalı. Korkaklığa düşmemeli. Allah'la olan korkak.